Voilà. Hoş geldin sevgilim. Ne haber? Gördüğün gibi erken geldim, sana sofralar hazırladım. Teşekkür ederim. Senin canın mı sıkkın? Ajansa uğradım çekimden sonra. Paris konusu konuşuldu da yine. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum özellikle. Bu konuda çok düşündüm. Bir an önce evlenmek için böyle bir fedakarlık istememeye karar verdim senden. Evet, bunun altında kalırım çünkü. Sonra mutsuz olur, beni suçlarsın. Paris'e gitmen konusunda kesinlikle ısrar ediyorum. O işi kabul et. Diyorsun. Hı hı, evet. Bir yıl bir şey değil. Arada sen gelirsin, ben sana gelirim. Yemin ediyorum pişman olmamak için kabul et. Çünkü sen bu işi çok istiyorsun. Paris'teki ajans benden vazgeçmiş Beylül. Aa. Ya. O kadar ısrarla beni isteyen, yana yakıla her gün arayan ajans birdenbire vazgeçmiş. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Neden? Gerçekten bilmiyorum. Neden vazgeçmişler? Sen istemediğin için olabilir mi acaba? Saçmalıyorsun Elif. Aradaki ajans holdingin bütün reklam stratejisini yürüten ajans. En büyük müşterisi Ziyagil Holding. Sen ne demeye çalışıyorsun? Arkadaşlarıma senin Paris'e gitmemi istemediğini söylediğimde... İsterse hemen engel olur. Sen bu işi unut demişlerdi. Bugün de Uğur öyle bir şey ima etti. Gerçekten sen mi engel oldun Behlül? Lütfen doğruyu söyle. Biraz önce o iş için neler söyledim ben sana? O da enteresan zaten. Birdenbire niye fikrini değiştirdin onu da anlamış değilim. Nasıl istersen öyle düşün o zaman Elif. Ben zaten sana gitmeyeceğimi söylemiştim. Hemen evlenelim de demiştim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben bir şey yapmadım. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ama sırf böyle söylediğin için, sırf bunu ispat etmek için hemen evlenmeyeceğim seninle. Uzatma. Öylesine sordum işte. Bırak. Ben ne düşünüyorum, sen ne söylüyorsun? Behlül. Behlül. Neredesin? Seni bekliyoruz. Affedersin. Geldim. Hadi. Bihter. Efendim canım. Bugün her hafta bana bankadan hesap dökümleri gelir. Bugün de geldi. Benim hesaptan 200 bin dolar çektiğimi mi gördün? Evet. Sana söylemeyi unuttum, kusura bakma. Önce çekilip tekrar yattığını görünce bankanın bir yanlışlık yaptığını düşündüm. Sonra Bihter Hanım çekti, ertesi gün yatırdı dediler. Evet, öyle oldu. Belki Firdevs Hanım'ın bir ihtiyacı olmuştur dedim. Hayır hayır, Nihal'e hediye almayı düşünüyordum. Güzel bir piyano görmüştüm. Sonra gereksiz olduğuna karar verdim. Zaten sen araba alıyorsun. Sadece benim değil, bizim hediyemiz. Evet, sonra öyle düşündüm. Sen gerek görseydin alırdın zaten. Sana haber vermedim diye bozuldun mu? Tekrar yerine koyunca söylemeyi unuttum. O hesap ortak hesabımız. Sana ilk günden söyledim. Ama haberim olmadığı için bankacıya karşı zor durumda kaldım. O yüzden. Anladım. Özür dilerim. Hadi herkes sofrada bizi bekliyor. Nereye Nihal? Şimdi geliyorum, diploma törenine haber vereceğim. Yemekten sonra söylersin. Geldim. Biz başladık bile. Yemek vaktini geçirmek istemiyorum. İyi yapmışsınız. Özür dilerim. Aradınız mı peki, nerede bu? Vallahi efendim öğleden sonra hep kapalıydı telefonu.
Behlül Bey'le ne olduysa bu kaybetti kendini. Adnan Bey'e bahsettiniz mi bugün olanlardan? Hayır. Behlül gerek görürse söyler diye düşündüm. Cuma günü diploma var, herkes geliyor. Cumartesi değil miydi o? Cuma dedim ya, aşk olsun Süleyman amca. İş çıkarmayın sakın. Bütün randevularımı iptal ederim. Bilmem artık. Hepinizi bekliyorum. Geliriz tabii. Ah, ne ağlarım ben. Davetli sayısı serbest mi bu sefer? Önceki gibi olmasın? Tabii serbest. Okulun avlusunda olacak. Ay geliriz yavrum. Koşa koşa geliriz. İyi o zaman. Hadi yukarı çıkalım Matmazel. Babamlar masaya oturdu. Hı hı. İyi akşamlar. Beşir. Evlatçım nereye, seni bekliyoruz. Merhaba. Nasıl oldun, iyi misin? Hasta mıydın ki? Hayır, bir şey yok. Neredeydin oğlum? Telefonun da kapalıydı. Askerlik şubesine gittim. Başvurdum. İlk celpte gideceğim. Nereden çıktı? Sen daha okuyorsun. Askerlik kafamdan çıksın istiyorum. Kararlıyım. Hayırdır inşallah. Patlıyor olur mu? Okulu yarın mı bırakacaksın? Yarın konuşalım mı, ne olur? Çok yorgunum, yatacağım. Ne oluyor buna? Bir bilsek. Sen yukarı çık Nihal. Babanları bekletme. Peki. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Bey. Efendim, İran'da tutuklu kaldınız, doğru mu? Kaç gün içeride kaldınız? Kes! Behlül Bey lütfen bir açıklama efendim. Behlül Bey lütfen bakar mısınız? Behlül Bey lütfen. Bir açıklama yapmayacak mısınız efendim? Behlül Bey lütfen. Ya niye böyle bir şey yaptı durup dururken? Anlamsız değil mi? Okulunu bırakması iyi olmamış tabii. Neyse, konuşurum ben. Bir an önce aklımdan çıksın demiş çocuk. Gitsin gelsin işte. Niye herkes evden gitmeye çalışıyor bu ara? Hayret. Başka kim gitmek istiyor ki? Kim? Behlül mesela. O da hemen evlenmek istiyor ya. Aman. Kim gitmek istiyorsa güle güle gitsin. Hiç uğraşamayacağım. Deniz Hanım yemeğe gelmeyecek mi? Sen çık dedi. Herhalde Beşir'le konuşacak. Anlasın bakalım derdi neymiş. Bugün Behlül'le tartışmışlar. Neden? Bilmiyorum, öyle duydum. Behlül'le terslik etmiş galiba. Önemli bir durum olduğunu zannetmiyorum. Sen evde yoktun ki. Nereden biliyorsun? Aşağıdakilerden öğrendim. Thank you.